Arkadaşlar merhaba, hoş geldiniz. Bugün sizinle relative clause ve noun clause alakalı sorular çözeceğiz beraber. Evet, sınav erken alındı. Siz de bu durumda biraz telaş içerisindesiniz biliyorum. Ama maalesef şu an için yapılacak bir şey yok. Yani bu duruma tek bir şekilde cevap verebiliriz. Çalışarak, daha çok çalışarak. Önünüzde güzel bir 40-45 gün, hatta daha fazla sanırım 45 günlük bir süre var. Bu süre zarfında olabildiğince elinizden geleni siz yapacaksınız. Elinizden geldiği kadar çalışacaksınız. Yapacak bir şey yok. Şu an şikayet ederek ya da hayıflanarak bu sorunu çözemeyiz. Biliyorum kötü bir durum, dezavantajlı bir durum olarak düşünüyorsunuz ama olabildiğince bunu avantajınıza çevirmeye çalışın. Biz de dersinizi haftada 3 gün yapacağız zaten. Bugün relative clause, non clause alakalı soru çözeceğiz. Perşembeye kadar ben size yine bir tane daha test atacağım. O testi de çözmenizi isteyeceğim. Relative clause, noun clause'u çözdükten sonra arkadaşlar zaten önümüzde az konu kalıyor. If kalıyor. If var. Gerund infinitive'i tekrar yaparız. Sonra preposition, quantifier, determiners, pronouns var. Onlarla alakalı beraber soru çözümü yaparız. Yani haftaya biz konularımızı 3 gün içerisinde gramer olarak bitirmiş oluruz. Daha sonra da Ece hocanız zaten size denemeler atacak. Hem denemeleri çözeceğiz. Denemeleri çözdükten sonra da bende de tek tek soru tiplerini yapacağız. Yani Ece hocanızla bir tam deneme çözeceksiniz. Bende de teker teker soru tipleri ve gramer soruları çözeceksiniz. 2 günde Ece hocayla olur derseniz, çünkü denemenin çözümü uzun sürer diye tahmin ediyorum. Birer günde bende genel tekrar şeklinde olur. Siz de buna göre kendinizi ayarlayın. Dersleri eğer canlı olarak izleyemiyorsanız mutlaka mutlaka daha sonrasında tekrar tekrar izleyin. Şimdi sorularla başlayalım. Yine ilk 10 soruyu çözeceğiz. Aynı şekilde devam ediyoruz. İlk 10 soruyu ben çözeceğim ilk başta. Eğer sizin kafanızda takılan herhangi bir uyuşmayan bir şey varsa onları bana sormaktan da çekinmeyin arkadaşlar. Şimdi birinci soruya bir bakalım. Birinci soruda hani bu relative clause mu, noun clause mu diye belki kafanız karışmıştır. Bunun burada ne işi var diye kafanız karışmış olabilir. Ama bu da arkadaşlar bir relative clause sorusuna benzer. Çünkü burada bir düşme sorusu var aslında. Yani bir relative clause düşmesi gibi düşünebilirsiniz bunu. Şimdi recognize fiili tanımak. Burada unrecognize tanımamak fiili var arkadaşlar. Tanınmamak diye başlıyorum ilk başta. As a nation bir ulus olarak tanınmamak. By any member herhangi bir üye tarafından. Of the United Nations Birleşmiş Milletler'in herhangi bir üyesi tarafından. Despite rağmen declaring in its independence 1990. 1990'da bağımsızlığını deklar etmesine rağmen Birleşmiş Milletler'in herhangi bir ülkesi tarafından tanınmamak demiş. Bakın dikkat ederseniz burada cümlenin başında bir boşluk var. Cümlenin başındaki boşluğa biz bir fiil yerleştiriyoruz ve başka bir fiille karşılaşmadığımız için ana yükleme olarak bizim öznemiz ikinci cümlenin başında oluyor. Yani virgülden sonra gelen özne bizim ilk cümlemizin de öznesi oluyor aynı zamanda. Burada ne demiş? Transnistria diye bir yerden bahsetmiş. Is a wonderfully peculiar place. Yani mükemmel şekilde böyle garip bir yerdir demiş arkadaşlar. Şimdi burada Transnistria dediği bir yer. Burada tanınmamak benim fiilim. Burada Transnistria tanınmaz mı? Tanınmaz mı? Yani ülkeler tarafından tanınmaz demem lazım. Unrecognized tanımamak, ama burada tanınmamak yani edilgen şekilde kullanmamız gerekiyor. Edilgen şekilde kullanmamız gerektiği için de bizim pasif olmayan A, B, C ve D şıklarını direkt olarak elememiz gerekir. Tekrar ediyorum. Cümlenin başında bir fiille giriyorum. Unrecognized tanımamak fiili. Ve başka bir fiille karşılaşmadığım için devam ederken ana yüklem şeklinde benim virgülden sonra gelen özlem, yani Transnistria benim ana yüklemin öznesi oldu. Transnistria ülkeler tarafından tanınmaz, yani edilgen olması gerekir. O yüzden burada edilgen kullanımda olan unrecognized E şıkkı bizim burada doğru cevabımız olur. Geçen hafta çözdüğümüz sorulara benzer bir soru tipi fark ettiyseniz burada tanınmayan dedik. O yüzden E seçeneği bizim burada doğru cevabımız oldu. Geliyorum ikinci soruya arkadaşlar. İkinci soruya geldiğimiz zaman bakalım bir relative clause sorusu mu, bir noun clause sorusu mu? Önce buna karar vermemiz gerekiyor. Eğer bir relative clause sorusuysa boşluğun arkasında, yani birinci boşluğun olduğu yere bakarsak sol tarafına books dediğimiz yere bakıyoruz. Ya da ikinci boşluğun olduğu yere bakarsak readers var. Yani boşluğun sol tarafına bakarak bunun relative clause sorusu mu, noun clause sorusu olduğunu anlamamız gerekiyor. Şimdi eğer bir relative clause sorusu çözüyorsak boşluğun sol tarafında bir isim olmalı. Bir noun clause sorusu çözüyorsak da boşluğun sol tarafında bir edat gelebilir.
Ya da bir fiil gelebilir. Şimdi bakalım. İlk boşluğa baktık. Books demiş. Bir nesne var. O zaman relative clause. İkinci kısmında readers var. Okuyucular. Bu da bir isim. O zaman bu da bir relative clause sorusu. Şimdi baktık. Şıklarda da which, that, where, whose, whom var. Şimdi birinci boşluğa baktığımız zaman arkadaşlar kitaplar dedim. Kitaplar var. Covers var. Kapak demek covers arkadaşlar. Are not interesting. İlginç olmayan. Generally, genellikle do not attract, ilgisini çekmez. Attention of the readers, okuyucuların ilgisini çekmez. Readers'dan sonra da bir boşluk var. Have not heard of them before, onu daha önce duymayan demiş. Şimdi size burada bir ipucu vereyim arkadaşlar. Eğer şıklarda whose varsa her zaman ilk başta whose seçeneğini deneyin. Nasıl deneyeceğim peki? Boşluğun sol tarafıyla sağ tarafını A'nın B'si gibi düşünün. Yani books'un olduğu yeri A diye düşünün, cover'ın olduğu yeri de B diye düşünün. A'nın B'si mantıklı bir isim tamlamaysa doğru cevabınız her zaman whose olur. Yani burada baktığınız zaman ilk boşluk için konuşuyorum. Whose gelmiş. Şimdi whose geldi. Kitaplar var, kapaklar var. Kitapları, kapakları dediğin zaman mantıklı bir isim tamlaması oluyor mu? Oluyor. Eğer bu bir mantıklı isim tamlamasıysa başka hiçbir şıkka bakmanıza gerek yok arkadaşlar. Tekrar ediyorum. A'nın B'si eğer mantıklı bir isim tamlamasıysa, yani boşluğun sol tarafıyla sağ tarafının A'nın B'si şeklinde bir belirtili isim tamlaması yapabiliyorsanız başka hiçbir şıkkı denemenize gerek yoktur. Şimdi bu da relative clause'a alakalı bir hatırlatma yapayım. Bizim ikinci kısma geldiğimiz zaman bir de ikiye bakalım. Readers demiş, okuyucular demiş. Şimdi arkadaşlar boşluktan sonra direkt bir fiille başladım. Şunu hiçbir zaman unutmayın. Eğer boşluktan sonra bir relative clause sorusuysa direkt bir fiille başlıyorsam, boşluktan sonra direkt bir fiille başlıyorsanız cevabınız who olabilir, which olabilir, that olabilir. Üçünden biri olabilir sadece. Çünkü who, which ve that dışında kalan tüm relative clause'lar mutlaka bir özne ya da bir isimle. Yani bir aslında tam cümle formatına benzeyen şekillerde başlamalıdır. Ama burada arkadaşlar özne olmadığı için sağ taraftan who'su direkt eleyebilirsiniz mesela. Bir de burada ikinci kısımda readers deyip okuyuculardan bahsettiğim için B şıkkındaki which'i de eleyebilirim. That, who ve that var C, D, E şıklarında. Burada da arkadaşlar that ve who'yu birbirine kullanabilirsiniz. Burada bir sakınca yok. İlk kısma geldiğim zaman kitaplar ve kapak. Kitapların kapakları şeklinde who's burada mantıklı bir isim tamlaması olduğu için bizim doğru şıkkımız D olur. Geliyorum üçüncü soruya. Üçüncü soruya geldik. Üçüncü soruda bir tense model var ilk kısımda. İkinci kısımda bir relative clause var arkadaşlar. Bir bakalım. Şimdi mass media demiş. Kitle medya demek arkadaşlar. Ana akım medya demek. Control var burada fiil olarak. By the governments. Şimdi hükümetler tarafından dediği için medya hükümetler tarafından kontrol etmek. İlk kısmın pasif olması gerekir. İlk kısım pasif olması gerektiği için de bizim A ve E şıklarımız pasif yani edilgen olmadıkları için direkt elenir. Devam edelim. Hükümetler tarafından kontrol edilmek. So as to mek için demek. Kontrol etmek için. The public view, halkın görüşünü. Şimdi halkın görüşü dedikten sonra arkadaşlar burada dikkat ederseniz boşluktan sonra direkt may yani bir fiille başlamışım. May be demişim. Sağ tarafta direkt bir fiille ya da bir yardımcı fiille başladığım için ben B şıkkındaki where ve D şıkkındaki who'su kullanamam. Çünkü where'den sonra bir özne gelmesi lazım. Who'sdan sonra bir çıplak isim gelmesi lazım. Yani bir ek almamış isim gelmesi gerekir. Tekrar ediyorum. İlk kısımda yani mass media'dan sonra pasif kullanılması gerektiği için A'yı ve E'yi eledim. İkinci kısımda da boşluktan sonra direkt bir fiille, yardımcı fiille başladığımız için tekrar ediyorum. Bir önceki soruda söylemiştim. Direkt bir fiille başladıysam cevabım who olabilir, which olabilir, that olabilir. Ben A ve E şıklarının ilk kısmını elemiştim. Buradan da cevabım C olur. Çevirelim. Mass media is controlled. Kitle medya, ana akım medya, kitle medya kontrol edilir. Hükümetler tarafından. So as to control. Kontrol etmek için halkın görüşünü. Which may be the key. Anahtar olabilir. To manipulate them. Onları manipüle etmek için anahtar olabilen. Halkın görüşünü kontrol etmek için kitle medya hükümetler tarafından kontrol edilir deriz. Doğru cevabımız da burada C şıkkı olur arkadaşlar. Geldim dördüncü soruya. Beşinci sorudan sonra sorularınızı alırım ilk dörtle alakalı varsa. Geldim dördüncü soruya. Bakıyorum şıklarda that var, when var, which var, whose var, how var. Önce şuna bir karar vereyim. Bu soru bir relative clause sorusu mu? Bir noun clause sorusu mu? Boşluğun olduğu yere geldim. 1900 var.
Boşluğun sol tarafında 1900, yani yapı olarak kelime cinsi olarak bir isim var arkadaşlar. Kelime yapısı olarak bir isim olduğu için diyorum ki bu bir relative clause sorusu. Ve şıklara geldim. Benim have diye bir relative clause'um yok. Have diye bir relative clause'um olmadığı için E şıkkını direkt kafadan elerim. E şıkkı gider. Have diye bir relative clause yok. That, when, which ve whose bir relative clause olabilir. Daha sonra boşluğun olduğu yerde bir de virgül var. Ben virgülden sonra da that'i kullanmıyordum. That'i de bu yüzden elerim arkadaşlar. Çünkü virgülden relative clause that virgülden sonra gelmez. Sadece boşluğun olduğu yerdeki bilgilere bakarak A ve E şıklarını direkt elemiş oldum. Elimde when var, which var, whose var. Bir bakalım şimdi soruya. The first documented usage, ilk kayıtlı kullanımı of the term television. Televizyon teriminin ilk kayıtlı kullanımı 1900'lere dayanır demiş. Daha sonra 1900 bir tarih olduğu için ve boşluktan sonra bir özneyle başladığı için Rus bilim adamı Konstantin Persky kullandı onu, bir kağıtla makalede kullandı demişim. Burada 1900'den sonra da direkt bir özne, yani tam cümle formatıyla başladığım için when'i kullanabiliyorum. Çünkü bir zamanı açıyorum. Zamanı açtığım için de doğru cevap burada B şıkkı when olmalıdır. Geliyorum 5. soruya. 5'i de çözeyim. Daha sonra ilk 5 ile alakalı kafanızda takılan bir yer varsa soru alacağım. Geldik 5'e. 5'te de arkadaşlar gördüğünüz üzere yine bir relative clause sorusu, bir noun clause sorusu mu diyeceğimiz bir soru var. Şimdi öncelikle karar vermemiz gereken şey neydi? Öncelikle boşluğun olduğu yere bir bakacağız. Boşluğun olduğu yere bakıp ona göre kararımızı vereceğiz. Şimdi şıklarda reside fiilini vermiş. Reside ikamet etmek demek arkadaşlar. People var, insanlar. Şimdi reside fiilini bakın burada size relative clause düşmesi olarak vermiş. Bir relative clause düşmesi olarak verdiği için de biz burada bir bakacağız nasıl olacak diye. İkinci kısmında da experience, yaşamak, tecrübe etmek fiilini vermiş. Şimdi insanlar, yaşamak, ikamet etmek. İnsanlar, in a long term care facility. İnsanlar uzun süreli bakım tesisinde yaşamak. Uzun süreli bakım tesisinde yaşayan insanlar deriz. Uzun süreli bakım tesisinde yaşayan insanlar deriz. Yaşayan dememiz gerektiği için en an çevirisi yaptığımız için arkadaşlar burada bizim aktif bir kullanım olması gerekir. Bu yüzden B şıkkını resided, yani yaşanılan diye çevireceğim. Pasif düşmeyi direkt gönderin. Bunu direkt atmamız lazım. Elimizde sadece yaşayan çevirisinden dolayı A, C, D ve E şıkları kalır. Ve burada to kullanabileceğim bir yapı var mı diye bakıyorum. To kullanabileceğim yapıları ben nereden biliyorum? Gerund infinitive konusundan biliyorum. Biz neyden sonra to kullanabiliyorduk? Bir, pasif ifadenin arkasından to kullanıyorduk. Sıfatlar ve zarflardan sonra to kullanıyorduk. Onun dışında make için, mak için anlamına geldiği zaman to kullanıyorduk. Somewhere, somebody, nobody ifadelerinden sonra to kullanıyorduk. The first, the last, the best, the worst, any, en kötü, birinci, ikinci gibi sıralama bildiren ifadeden sonra to kullanıyorduk. Burada 5 tane to kullanabileceğim kural var. Ama burada baktığınız zaman herhangi bir to kullanabileceğiniz bir kural yok. Herhangi bir to kullanacağım kural olmadığı için de D ve E şıklarını elerim. Elimde kalır A ve C şıkkı sadece bu sebeplerden dolayı. Diyorum ki uzun süreli bakım tesislerinde yaşayan insanlar, such as gibi bir bakım evi gibi demiş. Yaşamak, health benefits from pets, evcil hayvanlar demiş, sağlık faydaları yaşayabilir var. A şıkkı, C şıkkı da yaşamalıydı ama yaşamadı var. Burada çeviriden de yaşamalıydı ama yaşamadı çevirisini verecek bana bir ifade olmadığı için de C şıkkını elerim. Kalır elimde A şıkkı. Uzun süre bakım tesisinde yaşayan insanlar, bakım evi ya da işte ilgilenilen yer gibi evcil hayvanlardan sağlık olarak faydalanabilir demiş arkadaşlar. O yüzden de burada cevabımız A seçeneği olur. Şimdi ilk 5 soruyla alakalı kafanız takılan bir yer varsa sorun. Yoksa da yok yazın. Kalan 5 soruya bakalım. Beyza yok yazdı.
Bekliyorum biraz daha. Başka yazan var mı diye. Hocam residing ve to be residing arası tam olarak nedir? To be residing de şeyde yaşıyor olan diye çeviririz. Orada be verb bindingden dolayı your çevirisi vardır. Sadece residing'i de yaşayan diye çeviriyorum. To be residing dediğim zaman to kullanabileceğim bir yapı olması gerekirdi. To kullanabileceğim bir yapı olmadığı için kullanmadı. Residing yaşayan, to be residing de yaşıyor olan. Size yazdırdığım çeviri notları vardı. Eğer hatırlarsanız üzerinde çok uzun süre durduğum çeviri notları vardı. O çeviri notlarını lütfen düzenli olarak okuyun arkadaşlar. Çeviri yaparken bakın çok işinize yarayacaktır. Bu temel bir bilgi çünkü. Be verb ing varsa your diye çeviriyorum. Ing varsa anan diye çeviriyordum hatırlarsanız derslerimizden. Devam ediyorum 6. soruyla. Şimdi geldik 6. soruya. 6. soruyu yanlış yapmış olabilirsiniz belki. İnsan test bazı testlerde dedik arkadaşlar ve virgül gördük. Virgül gördüğümüz için that direkt paket oldu. That'i direkt gönderdim. Ve C şıkkındaki why arkadaşlar. Why bizim relative clause olarak kullanmamız için the reason'la kullanıyoruz. Yani the reason why şeklinde kullanıyoruz. Bu da the reason kelimesi olmadığı için C şıkkını gönderdim. Elimde A, B ve D şıkları var. Who's'u kullanmam için ne gerekiyordu? A'nın B'si şeklinde mantıklı bir isim tamlaması olması gerekiyordu. Bir bakalım. Knowledge. Testin bilgisi diye de tam olarak knowledge of many constants or technical terms demiş. Şimdi birçok teknik terimin ya da bilginin demiş. Şimdi testlerin birçok teknik teriminin ve sabitinin bilgisi gibi olacak burada. Testler bir bilgiye sahip olamayacağı için aitlik olarak, sahiplik olarak test bir bilgiye sahip olamaz. Yani testin bilgisi değil, testin sonucu gibi bir ifade olsa doğru olabilirdi. Ama test bir bilgiye sahip olamaz, bir sonuca sahip olabilir. Buradaki A'nın B'si mantıklı bir isim tamlaması olmadığı için de B şıkkındaki who'su göndeririz. A ve D var. Where ve which arasındaki fark da D'da çevirisi yapabiliyor muyuz ona bakıyoruz boşluktan sonra. Şimdi bakalım. Knowledge of many constant and technical terms is required demiş. Şimdi dikkat edin. Teknik terimlerin ya da birçok sabitin bilgisi is required gereklidir. Boşluktan required'e kadar çevirdim. Tekrar ediyorum. Teknik terimlerin ya da birçok sabitin bilgisi gereklidir. Şimdi buraya dikkat edin arkadaşlar. Biz neyi tanımlıyoruz? Test kelimesini tamam tanımlıyoruz burada. Eğer ben burada test kelimesini tanımlarken deda, dendan, ea yani bulunma, yönelme ve ayrılma eklerinden birini getirebiliyorsam benim doğru cevabım verdir. Bu üç ekten birisi doğru şekilde gelmiyorsa doğru cevabım which'tir. Tekrar ediyorum. Deda bulunma hali, dendan ayrılma hali, ea yönelme hali. Bu üçünden biri çeviri olarak bize doğruyu veriyorsa cevap verdir. Şimdi bakalım. Test dedim. Teste, testten ve teste çevirisi yapacağım. Diyorum ki birçok teknik terimin bilgisi gereklidir. Testten gereklidir olmaz. Teste gereklidir olmaz. Teste gereklidir olur. Bazı testlerde bu testlerde bakın testlerde teknik terim bilgisi gereklidir testlerde. D çevirisi bana doğru geldiği için benim doğru cevabım burada ver olur. Ama D çevirisi de mantıklı olmasaydı cevap which olurdu. O yüzden doğru cevabımız ver burada arkadaşlar doğru. Tekrar ediyorum. D da dendan ea. Bu üçünden birini getirebiliyorsanız tekrar ediyorum. Teknik terimlerin bilgisi gereklidir. Testten gereklidir. Teste gereklidir. Bu teste gereklidir. Oluyor. D'de anlamını getirebildiğim için benim doğru cevabım ver. Devam ediyorum 7. soru ile. 7. soruya geldik arkadaşlar. Şimdi which ifadesini ve whom ifadesini bize burada çeşitli şekillerde vermiş. Şimdi bu tarz bir soru karşınıza çıkar mı çok sanmıyorum ama ben sadece çok basit dikkat ettiğiniz bir iki ufak nokta göstereceğim size bunlar bu soru tipinde. Şimdi arkadaşlar burada öncelikle which ve whom var. Eğer ben which'i tanımlıyorsam bir nesneyi anlatıyorum. Whom'u tanımlıyorsam bir kişiyi anlatıyorum. Ve dikkat edin burada each of whom, many of whom şeklinde bir kullanım varsa whom'un yanına bir isim getirdiyseniz ardından bir özneyle başlamasına gerek yoktur. Şimdi öncelikle boşluğun olduğu yere geldim ve sol tarafına bakıyorum. Boşluğun sol tarafında bakayım şu tarafında yani. Boşluğun sol tarafında ne var? Mirrors var. Ayna var.
Ayna bir kişi midir, bir nesne midir? Ayna bir nesnedir. Ayna nesne olduğu için ben kişiyi tanımlayan D ve E, humu elerim. Elimde A şıkkım kalır, B şıkkım kalır, C şıkkım kalır. Daha sonra bakacağınız ufak bir ipucu göstereyim size. Some of which dersem onların birkaçı, each of which dersem her biri, all of which dersem onların hepsi diye çeviriyorum. Some of which ve all of which çoğul çeviridir arkadaşlar. Yani some dediğiniz zaman bazıları derseniz çoğul bir ifadedir. All of which hepsi de çoğul bir ifadedir. Ama each of which her biri tekil bir ifadedir. Daha sonra boşluğun arkasına gelen fiile bakalım. Represent demiş temsil etmek. Ama bu da represent fiilini s takısı eklemiş. Represents demiş temsil eder demiş. Bizim geniş zamanda s takısını tekil öznemiz mi alıyor, çoğul öznemiz mi alıyor? Bizim geniş zamanda s takısını tekil öznemiz alır. Bu bilgiye bakarak da tekil özne olması gerektiği için each of which bizim burada doğru cevabımız olur bu şekilde. Tekrar ediyorum. Sadece represents tekil çekim olduğu için each of which represents dediğimde bizim doğru cevabımız B seçeneği olur. Bir de soruya bakalım. There are many type of glass mirrors. Birçok ayna tipi vardır, cam ayna tipi vardır. Each of which bunların her biri temsil eder. Farklı bir üretim işlemini ve yansıtma tipini diyeceğim. Each of which benim burada doğru cevabım olur. Geliyorum 8. soruya. Ondan sonra yine sorularınız varsa alacağım. Gelelim buraya bakalım. Geldik. From which, whose, where, by which, that var. Bir boşluğum olduğu yere geldim. Boşluğun sol tarafına baktığım zaman, yani şu tarafa baktığımız zaman arkadaşlar, şöyle sol taraf. Language var, dil. Dil bir isimdir. O zaman diyorum ki bir relative clause sorusu. Ve bundan sonra bir virgül geldiği için ben that'i direkt gönderdim. Çünkü relative clause that virgülden sonra gelmez, bu yüzden gider. Daha sonra the word Renaissance. Renaissance kelimesi demiş arkadaşlar. Is borrowed, ödünç alınır. Fransızca dilinden, Fransızcadan ödünç alınır. Daha sonra bakıyorum. Whose var. Whose'u kullanmam için A'nın B'si demem gerekiyordu. Yani Fransız dil ve ondan boşluktan sonra gelen it bir A'nın B'si olması lazım. Yani Fransız dilinin osu. Fransız dilinin osu diye bir mantıklı isim tamlaması olmayacağı için whose'u gönderirim. Kalır elimde which'ler ve where'ler. Ben from which ve by which'e gelmeden bir veri deneyeyim. Veri denemem için ne yapmam gerekiyordu? Boşluğun arkasında yani Fransız dili ifadesine ea, deda, dendan ifadesini getirebilmem gerekiyordu boşluktan sonra. It means rebirth demiş. Bak o yani Rönesans kelimesi anlamına gelir. Yeniden doğuş anlamına gelir. O yani Rönesans anlamına gelir. Yeniden doğuş. Fransızca da Rönesans yeniden doğuş anlamına gelir. D'ye getirebildim mi? Getirebildim. O zaman benim doğru cevabım ne oldu? Ver oldu. Yani boşluğun arkasındaki Fransızcayı aldım. Fransızca da dedim. O yeniden doğuş anlamına gelir dedim. O zaman D'ye getirebildiğim için benim doğru cevabım ver oldu. From which de denden anlamını katar. By which de vasıtasıyla anlamını katar. Yani eğer by which olsa cevap onun vasıtasıyla diye çevirirdim. Olmaz. Fransızca da o yeniden doğuş anlamına gelir. D'ye doğru çeviri olduğu için cevabımız ver. Geliyorum 9. soruya. Sonra sorularınızı alacağım. 9'a geldiğimiz zaman arkadaşlar yine bir düşme sorusu var arkadaşlar. Dikkat ederseniz gene boşluk cümle başında ve last sürmek fiilini vermiş. Ocak 1918'den Aralık 1920'ye kadar demiş sürmek. Bakın dikkat edin benim öznem nerede? İkinci cümlemin başında. Spanish flu yani İspanyol gribi. İspanyol gribi 1918'den 1920'ye kadar süren demem lazım. 1918'den 1920'ye kadar süren demem lazım. Enan çevirisi yapmam lazım. Yani aktif kullanmam lazım. Pasif olmayacağı için pasif olan B ve E şıkları nelerim?
ve cümle başında Mac için anlamının dışında bir ifade olarak to'yu getiremeyeceğim için I ve J'yi de derim. Süren derken de ing ile kullandım. Feed'in ing'li kullanımı. Lasting from, süren. Ocak 1918'den 1920'ye kadar süren İspanyol grubu etkiledi 500 milyon insanı. Yaklaşık dünya popülasyonunun çeyreği kadar o zaman da demişim. O yüzden de burada cevabım D şıkkım lasting oldu. Geliyorum 10. soruya arkadaşlar. Belki burada da zorlanmışsınızdır. Şimdi establish kurmak ve send göndermek var arkadaşlar. Bakalım. Şimdi diyor ki burada a provisional government in the present day Turkish capital Ankara demişiz. Şimdi kurmak demişim arkadaşlar, bakacağız. Bir hükümet başkenti günümüz Ankara'sını demiş burada. Hükümet başkenti olarak kurmak, yine bak cümlenin başında boşluk var. Virgülden sonra da gelen özne benim öznem olacak. Mustafa Kemal demişim. Mustafa Kemal başkenti kuran diye çevirmem gerektiği için, yani Mustafa Kemal günümüzdeki Ankara olan başkenti kuran Mustafa Kemal. Gene en çevirisi yapacağım. O yüzden benim direkt establishing diye girmem gerekir. To kullanamıyorum. Cümle başında A ve D gitti. Aktif çeviriden dolayı da B gitti. C ve E kaldı elimde. Tekrar ediyorum. Günümüz başkenti Ankara'yı kuran. Yani C ya da E olabilir. Mustafa Kemal defeated the forces. Güçleri. Buradaki force'dan kasıtlan güçten kasıtı askeri güçler. Askeri güçleri yendi. Askeri güçler allies, müttefikler tarafından gönderilen demem lazım arkadaşlar. Bakın müttefikler tarafından gönderen güç değil, müttefikler tarafından gönderilen demem lazım. Fiilin 3. halini kullanmam lazım. Burada da fiilin 3. hali E şıkkının olduğu için benim doğru cevabım E seçeneği olur. Benim anlatacaklarım bu kadar. Bu 5 soruyla alakalı sorunuz varsa sorun. Yoksa ikinci teste geçeceğiz. Sorunuz var mı diye şu an bekliyorum. Ahmet 9'u sordu. 9'u tekrar anlatıyorum arkadaşlar. Ekrana da yansıtayım. Ahmet 10'u anlayıp 9'u nasıl anlamadın? 10 daha zordu. Kaçırdım anlatırken. Geriye al videoyu. 9'u anlatayım. 2'yi geriye al. 9'da da fiili cümlenin başında ve sürmek fiilini vermiş. Virgüle kadar geldiğim kısımda başka bir fiille karşılaşmadığım için benim özlem cümlenin başında. Yani 1918'den 1920'ye kadar süren demem lazım. İspanyol gribi. Süren. En çevirisi yapacağım için çeviri notlarına da bak Ahmet. D şıkkı lasting olması gerekiyor. Çeviri notlarına bakarsan anlayacaksındır. Başka söyleyeceğim bir şey yok. Süren olması gerekiyor. Videoyu geri alıp tekrardan bakabilirsiniz. Şimdi geldik arkadaşlar. Test 2'ye. Relative clause, non clause karışık burada biraz. O yüzden dikkatli takip edin. Şimdi arkadaşlar bu soruya geldiğimiz zaman şöyle bir yansıtayım testi ki. Şimdi bakın the fact that wherever, when, if, whose var. Bu bir relative clause sorusu mu, non clause sorusu mu olduğuna nasıl bakıyorum? Boşluğun olduğu yere geldim ve boşluğun olduğu yerde bu sefer hemen arkasında, yani şu tarafında, boşluğun şu tarafında decide var. Karar vermek var arkadaşlar. Karar vermek fiildir. Bu bir fiil olduğu için bu artık bir non clause sorusudur. Yani relative clause kurallarınız artık geçerli değildir. Bu bir non clause'dur. Şimdi bakalım. The fact that'in çevirisi mesiması.
Wherever'ın çevirisi her yerde ya da herhangi bir yerde, herhangi bir yer. When ne zaman diye çeviriyorum. If'i olup olmadığı, ıpmadığı diye çeviriyorum. Relative clause'dan who's da kimin diye çeviriyoruz. If the child is young, eğer çocuk gençse, parents are the ones, ebeveynler onlardır. Who evaluate, değerlendiren, their child, çocukların değerlendiren ve karar veren ebeveynlerdir. Karar veren, they need some form of help. Onların, yani çocukların, oradaki they çocuklara karşılık geliyor. Çocukların ihtiyacı var bir çeşit yardıma. Yani çocukların bir çeşit yardıma ihtiyacı olmasına karar veren ebeveynlerdir. A şıkkı. Wherever karar verirler, her nerede çocuklar yardıma ihtiyaç duyar. C ne zaman çocuklar yardıma ihtiyaç duyar. If dikkat edin çocukların yardıma ihtiyacı olup olmadığını değerlendiren ebeveynlerdir diyorum. Tekrar ediyorum. Çocukların yardıma ihtiyacı olup olmadığını, yardıma ihtiyaç duyup duymadığını değerlendiren ve karar veren ebeveynlerdir. Ipmadığı çevirisinden dolayı doğru cevap D seçeneği olur. Ipmadığı, olup olmadığına karar veren. 2. 2'ye geldik. How var, nasıl, that var, messy, ması. When var, ne zaman, where var, nerede, who var, kim. We build the next, will be the next chairman in company is not certain. Olacak yeni yönetim kurulu başkanı şirkette belirli değil. Bakın. Ancak the assistant manager, ama yardımcı müdür appears, görünüyor, en iyi aday olarak görünüyor. Yardımcı müdür en iyi aday olarak görünüyor demişim. O zaman şirkette yeni yönetim kurulu başkanı kim olacak belli değil. Kim olacak? Yani ne olması gerekiyor cevabın? Who? Who will be the next chairman? Yeni yönetim kurulu başkanı kim olacak? Kesin değil. Ancak asistan müdür görünüyor. En iyi aday olarak görünüyor. Çeviriden. Sadece çeviriden yapıyorsunuz arkadaşlar. Bir de şöyle bir şey de yapabilirdiniz. Burada that'ten sonra cümle gelmesi gerekir noun clause'da. O yüzden that'i burada eleyebilirdiniz mesela cümle gelmediği için. Geldiğim üçüncü soruya. Bakıyorum bir relative clause sorusun, bir noun clause sorusun diye. Boşluğun olduğu yere geldim. Boşluğun yine şu tarafına bakıyorum. Ne var? New. Bilmek fiili var. O zaman diyorum ki bu bir noun clause sorusu. Bakalım 3'e. Diyor ki Early Egyptians, ilk Mısırlılar knew, biliyordu. To assemble, bir araya getirmek. Plank of wood, böyle ağaç kütüklerini bir gemi şekline ve uzmanlaşmıştı ileri teknik gemi inşasında milattan önce 3000 yılı kadar erken. O zaman bu insanlar gemi inşası için odunları bir araya getireceğini biliyordu. Odunları how to, nasıl bir araya getireceğini biliyordu gemi inşa etmek için. Ne zaman inşa edeceğini olmaz. What to, ne bir araya getireceğini olmaz. Nerede bir araya getireceğini olmaz. Getirip getirmeyeceğini olmaz. Odunları nasıl bir araya getireceğini biliyordu gemi inşa etmek için. Nasıl çevirisinden dolayı doğru cevap A seçeneği oluyor arkadaşlar. Geliyoruz 4'e. 4'e geldiğimiz zaman arkadaşlar which var, what var, how var, that var ve where var bakacağız. Birçok insan söylemek demiş arkadaşlar. Popüler kültür is a tool, bir araçtır. That, bakın buradaki that relative clause çünkü araç kelimesinden sonra geldi. That high ranking people, daha yüksek seviyedeki insanlar bir toplumda ve elitlerin kullandığı, kontrol etmek için insanları, toplumda onların altında olan. Şimdi diyor ki birçok insan söyler. Birçok insan söyler. Birçok insan neyi söyler? Birçok insan şunu söyler diye çevirmemiz gerektiği için şunu çevirisini, yani burada that'i kullanmamız gerekir. Zaten say that şeklinde kullanılır. Birçok insan söyler şunu. Popüler kültür bir araçtır. Daha yüksekteki insanlar için, daha yüksekteki insanların, daha alt seviyedeki insanları kontrol etmek için bir araç olduğunu söyler. Şu çevirisi yapacağımız için burada bizim doğru cevabımız that olması gerekiyordu. Sanırım bu cevap anahtarında B olarak görünüyormuş. Bir arkadaşınız söylemişti.
Bunun doğru cevabının arkadaşlar D, that olması gerekiyor. Birçok insan şunu söyler. Geliyorum 5. soruya. Sonra yine sorunuz varsa alacağım. 5'e geldik. 5'e geldiğimiz zaman arkadaşlar bakalım ne var. However, ancak değil, her nasıl, whenever, her ne zaman, wherever, her nere, whatever, her ne, whichever, herhangi. You go in Europe. Avrupa'da git. Avrupa'da git. Avrupa'da A, her nasıl git. B, Avrupa'da her ne zaman git. C, Avrupa'da her nereye gidersen git. D, Avrupa'da her ne gidersen git. E, Avrupa'da her nasıl gidersen git. Buradaki çeviriden doğru cevabın zaten C olacağı görünüyor da. Avrupa'da her nereye gidersen git. You can find, bulabilirsin, harika müzelerde, farklı stilde mimariler bulabilirsin. And this is, ve bu, what makes, yapan şeydir. What'ın 3 çevirisi var. Ne, şey ve nasıl çevirisi var. This is what makes, bu yapan şeydir. Avrupa'yı turistler arasında çok popüler yapan şey budur. Çevirisinden dolayı doğru cevap C. Şimdi ilk 5 sorudan sorunuz varsa bekliyorum. Yoksa ikinci 5 soruya geçeceğim. Yoksa da yok yazın arkadaşlar. Bir soru görünmüyor. O zaman 6. soruya devam ediyorum. Şimdi geldik 6. soruya. Gene bakalım bu bir relative clause'un bir noun clause sorusu mu diye. Boşluğun olduğu yere baktım. Boşluğun soluna baktım. Evaluate, değerlendirmek. Bir fiil. O zaman diyorum ki bu bir noun clause sorusu. Relative clause soruları, kuralları geçerli değil. Devam ediyoruz. In order to, make için. Maintain, devam ettirebilmek için. Your relationship successfully. Başarılı bir şekilde ilişkini devam ettirebilmek için birisiyle. You should evaluate, değerlendirmelisin demiş arkadaşlar. The other person, diğer insan hisseder. When you do something undesirable, yani sen istenmeyen bir şey yaptığında demiş. Şimdi eğer ilişkini başarılı bir şekilde devam ettirmek istiyorsan birisiyle, sen istenmeyen bir şey yaptığında diğer insanın nasıl hissedeceğini değerlendirmelisin, hesaplamalısın derken nasıl çevirisinden kaynaklı doğru cevap how oluyor arkadaşlar. Relative clause teknikle çözülüyor. Noun clause çeviriyle çözülüyor arkadaşlar. Onun için yapacak bir şey yok. Hemen 7. soruya geldim. 7. soruda zaten biliyorsunuzdur. Bunu Hakkı Hocam size sürekli yani söylemiştir. It has been suggested. Suggest fiilini ben neyle kullanıyorum? That. Suggest that. Zaten normal tense sorularında da hakimsiniz. Sorularda bu sefer mesela tense sorusu olsa bu has been suggested kısmı boş bırakılıp that veriliyor. Ama bir noun clause sorusu olduğu için has been suggested verip that'i istemiş arkadaşlar. Suggest that, yani şu öne sürüldü demem gerektiği için, şu çevirisi yapacağım için şu öne sürüldü. O yüzden that oluyor. Travel is necessary, gezmek gereklidir. In order to maintain, sürdürmek için ilişkileri. Sosyal hayat arkadaş şekilde bağlı olduğu için ve devam ettirildiği için uzak mesafelerden demiş arkadaşlar. Geldim 8. soruya. Bakalım bir relative clause sorusu mu, noun clause sorusu mu arkadaşlar. Şimdi there is evidence demiş. Kanıt demiş. Kanıt kelime yapısı olarak isim olduğu için bu bir diyorum ki relative clause sorusu. İlk kısım bir relative clause sorusu. Ve ben şıklara geldiğim zaman benim C şıkkında olduğu gibi how diye bir relative clause'um yok. O yüzden C şıkkındaki how gitti. Ve kanıt kelimesi bir kişi olmadığı için D şıkkı da gitti. Sadece buna baktım. İkinci boşluğa geldim. Unknown demiş. Bilmiyor. Sıfat. Sıfatlardan sonra da noun clause gelir. Bakacağız.
There is evidence, kanıt vardır, which induce, belirten ya da death de olabilir. Daha büyük derecede psikolojik, kardiyak, hipotermi demiş. Then moderate exercise, sıradan egzersizden. But it is unknown, ama bilinmiyor. A şıkkım var, B şıkkım var, E şıkkım var. Eğer A şıkkını yaparsam nasıl, B şıkkını yaparsam ıpmadı, E şıkkını yaparsam ne zaman? Bilinmiyor, bu sahiptir herhangi bir etkiye. Bu nasıl sahiptir herhangi bir etkiye, bu ne zaman sahiptir herhangi bir etkiye? Bu bilinmiyor herhangi bir etkiye sahip olup olmadığı, bilinmiyor çevresinden dolayı, ıpmadığı çevresinden dolayı doğru cevap B'dir. Bunun herhangi bir etkiye sahip olup olmadığı, bilinmiyor'dan dolayı ıpmadığı çevresinden dolayı arkadaşlar doğru cevabımız V'dir, İ'dir. Geliyorum. Bir saniye. 9. soruya. Bakalım bir relative clause sorusu mu, bir noun clause sorusu mu diye bakacağız. Soruyu bir yansıtayım. Bakalım bir relative clause sorusunu çözüyoruz. Biz noun clause sorusunu çözüyoruz. Boşluğun olduğu yere geldim. Boşluğun sağ tarafına baktım. Are. Are nedir? To be fiili. O zaman ben diyorum ki bir noun clause sorusu çözüyorum. Çünkü be fiili var burada. Şimdi films and cinema, filmler ve sinema are highly influential, yüksek derecede etkilidir. To popular culture, popüler kültüre yüksek derecede etkilidir. As films, filmler olarak, as an art form, yani bir sanat formu olarak are dedik. As için, filmler bir sanat formu olarak dedik arkadaşlar. Are what people seem to respond to most. Filmler görünüyor insanların cevap verdiği, insanların en çok cevap verdiği şey olarak filmler görülüyor. Tekrar ediyorum. Filmler ve sinema yüksek derecede popüler kültürü etkilidir. As, buradaki as because anlamındaki. Çünkü filmler, as an art form, buradaki as olarak, filmler bir sanat formu olarak insanların en çok cevap verdiği şey olarak görünüyor. Şey çevirisinden dolayı doğru cevap what olmalıdır arkadaşlar. Geldim 10. soruya. In olması gerekiyor. In 2013. 2013'te demiş. A team of Franco, bir Franco Egyptian arkeologlar keşfettiler. Keşfettiler. Bakalım neyi keşfettiler arkadaşlar. Şimdi burada hemen bir ipucu. Discover fiil olduğu için bir diyorum ki ben noun clause sorusu çözüyorum. Ve boşluğun devamında bir fiille başladığım için that'in tam cümleyle kullanılması gerekir. O yüzden B'yi elerim. Arkeologlar keşfetti. Is believed to be world's oldest port. Dating back about 4500 yıl öncesine dayanan port da liman demek. Dünyanın en eski limanı olduğuna inanılan şeyi keşfettiler. Dünyanın en eski limanı olduğuna inanılan şeyi keşfettiler. Yine şey çevirisinden dolayı doğru cevap arkadaşlar. Burada what yani E şıkkı oluyor. Sizin sorunuz varsa alayım. Yoksa diğer 10 soruya geçeceğim. Bir de 10 dakika ara vereceğim. Biraz boğazım ağrıdı. Bir 10 dakika aradan sonra da devam edeceğiz. Var mı arkadaşlar bir soru? Bakıyorum.
Bir soru göremiyorum arkadaşlar. Herhalde bir sorunuz yok. Yine kafanız takılan bir şey varsa gruptan o sorunun ekran görüntüsünü alıp atayım. Bakalım yine. Şimdi 10 dakika, 5 dakika ara vereyim arkadaşlar. Bir 5 dakika ara. 50 geçe başlayalım. Kalan 10 soruyu da çözüp sonra bitireceğiz. Bir 5 dakika ara veriyoruz. Bilginiz olsun. 5 dakika sonra devam.
Evet arkadaşlar, kaldığımız yerden devam edeceğiz. Şimdi son testi de bir yansıtayım. Malum Ramazan uzun süre konuşunca boğaz kuruyor. O yüzden bir dinlenme ihtiyacı hissettim 5 dakika. Şimdi kaldığımız yerden devam edelim bakalım. Test 3'teyiz arkadaşlar. Yine 5 soru 5 soru şeklinde gideceğiz. Şöyle bir yansıtayım. Şimdi bakalım. Bizim yine bir relative clause sorusunu, bir non clause sorusunu çözüyoruz diye. Bir bakalım. İlk boşluğun olduğu yere geliyorum arkadaşlar. Boşluğun sol tarafında tırnak içerisinde bir fotometrini anlatmış. Yani bir isim vermiş. O yüzden diyorum ki bu bir relative clause sorusu. Ve virgül olduğu için de C'yi eliyorum. Relative clause sorusu olduğu için benim B şeklinde, yani what şeklinde bir relative clause'um yok. Bunu da eliyorum. Relative clause olduğu için B'yi eledim. Ve virgülden sonra gelmeyeceği için de C'yi eledim. Ve ayrıca boşluktan hemen sonra is diye bir fiille başladığım için benim fiille başlıyorsam cevabım who, which ve that olabiliyordu. Who's'u da eledim. Elimde A şıkkım ve E şıkkım kalır. Sadece ilk baktığımızda relative clause tekniklerini, kurallarını kullanarak B, C ve D şıklarını eledik. İkinci kısma bakacağız. Measure, ölçmek fiilini vermiş. O zaman bu bir de non-clause. Bakalım. In the effort amacıyla to reduce, azaltma amacıyla light pollution, ışık kirliliğini azaltmak amacıyla. Researchers have developed, araştırmacılar geliştirdiği bir unified system of photometry, bir unified yani bir fotometri sistemi geliştirmişler. Which, bu da is a way to measure. Bu da ölçmek için bir yöntemdir. Ölçmek için street lighting is needed. Sokak ışığı gereklidir. Bu neyi ölçecek arkadaşlar o zaman? How much, ne kadar sokak ışıklandırması gerekli olduğunu, ne kadar sokak ışıklandırmasının gerekli olduğunu ölçmek için bir yöntemdir. Ne kadar çevirisinden dolayı ve sayılamayan uncountable bir isim olduğu için de bizim maç burada arkadaşlar doğru cevabımız olması gerekti. Geldim ikinci soruya. İkinci soruya geldiğimiz zaman da hemen boşluğun olduğu yere bir bakıyoruz. Language families var. Dil aileleri var. O zaman diyorum ki bu bir relative clause sorusu. Bu bir relative clause sorusu olduğu için benim B şıkkındaki how ya da C şıkkındaki what diye bir relative clause'um yok. Bunlar gitti. Burada A ve E şıkları aynı olmuş. Olmaması gerekiyordu. A'yı burada which olması gerekiyor arkadaşlar. E'nin de when olması gerekiyor. Ve zaman olmadığı için de arkadaşlar, zaman ifadesi olduğu için de detayladım. A'yı which gibi düşünürsek kalanına bakacağız. Şimdi A'yı 3 gibi düşünüp A'yı which gibi düşünüp bakacağım. Şimdi A'yı which düşünüp D'yi where düşünüp bakmam lazım. Which ve where'in farkı neydi? Where de D da, den dan, EA çevirisi yapabiliyordum. Dil aileleri. Little or no early documentation is available. Çok az ya da hiç belge mevcuttur. Dil ailelerin de diyorum. Dil ailelerin ne? Dil ailelerinden. Bu dil ailelerinde ya da bu dil ailelerinde çok az doküman mevcuttur. Ya da bu dil ailelerinde hiç doküman mevcut değildir. D'den çevirisini yapabildiğim için doğru cevabımın ver olması gerekir. Geliyorum üçüncü soruya. Artık hep aynı sorular olduğu için ben daha hızlı anladığınızı düşünerek geçiriyorum. İlk beşten sonra yine kafanız takılanmazsa sorun arkadaşlar. 3'e geldik. 3'e baktığımız zaman da arkadaşlar exactly tam olarak demiş bir zarf. O zaman bundan sonra diyorum ki bir non clause sorusudur. Relative clause olmasının tek bir şartı var. Relative clause olması için boşluğun arkasında bir isim olması lazım. İsim dışındaki her şeyi non clause gibi düşünebilirsiniz. There is a disagreement. Bir anlaşmazlık vardır. Concerning ilgilendiren. Exactly tam olarak tarih öncesi becomes history. Tarih öncesi olur tarih. Ancak invention of the first writing systems, ama ilk yazı sistemlerinin icadı,
is roughly contemporary, yani kabaca günceldir, moderndir. With the beginning of Bronze Age, yani bronz çağının başlaması da güncel olarak ortaya çıkar. O zaman diyorum ki bir tartışma vardır ilgilendiren. Tarih öncesinin ne zaman tarih olduğunu ilgilendiren tam olarak ne zaman tarihtir? Yani diyor ki tamam geçmiş dönem var da hani bunu ne zaman öncesi, ne kadar, ne zaman öncesini biz tarih olarak kabul edeceğiz? Ne zaman tarih başlıyor tam olarak diye ne zaman çevirisi burada anlamı vereceği için doğru cevabın when olması gerekiyor. Burada da yine when şeklinde olmuş sanırım ama ikisi de olur. When ne zaman şeklinde olacak. Geliyorum dördüncü soruya arkadaşlar. The most, önce bakalım. Bu bir relative clause sorusu mu, non clause sorusu mu? Önce ona bakacağız. Is the Chinese one demiş. Çinli, Çince olandır demiş. O zaman bu one bir kelimesi isim olduğu için bu bir relative clause sorusudur. Ve what ve how diye bir relative clause olmadığı için C'yi ve E'yi göndeririz. Bakacağız who's var, when var, which var. The most important modern logographic, en önemli logographic writing yazı sistemi is the Chinese one. Çin yazı sistemidir. En modern logographic yazı sistemi Çin sistemidir. Characters demiş. Şimdi who's varsa A'nın B'si olmalıydı. Çin yazı sisteminin, Çin yazı sisteminin karakterleri diyorum. Çin yazı sisteminin karakterleri mantıklı bir isim tamlaması olduğu için A'nın B'si. O yüzden doğru cevap who's olur. Yani Çin alfabesi gibi düşünün burayı. Çin alfabesinin, Çince'nin karakterleri deyip mantıklı bir isim tamlaması yaptığım için doğru cevabım who's olur arkadaşlar. 5'i de çözeyim, sonra sorunuz varsa alacağım. 5'e geldik. Bakalım bir relative clause sorusu mu, bir non clause sorusu mu? A test taker demiş. Test taker dediği de arkadaşlar sınava giren kişi demek. Yani bir öğrenci düşünebilirsiniz ya da herhangi bir aday gibi düşünebiliriz. Sınava giren kişi diyor. Bir, o zaman relative clause sorusu. Benim bakıyorum relative clause olmayan A şıkkım gitsin. Ve sınava giren kişi diyeceğim. Burada hemen boşluğun arkasında takes diye bir fiille başlamışım. Eğer bir relative clause sorusuysa, boşluğun arkasından da direkt bir fiil geliyorsa cevabınız who olabilir, which olabilir, that olabilir. Who, which, that'den birinin benim doğru cevabım olması gerekiyor. Bu yüzden when ve why de gider. Ve sınava giren kişi bir insan olması gerektiği için doğru cevabımız burada kişiyi, insanı tanımlayan D seçeneğindeki who olmalıdır. Sorunuz varsa alayım ilk 5'inden, yoksa kalan 5'e bakacağız arkadaşlar. Beyza yok yazdı. Devam ediyorum. Bakalım 6. soruya. Şimdi boşluğun olduğu yere geldim. Bir disiplin kelimesi var. Yani alan diyor burada. Bölüm, alan demek. Yani diyorum ki ben bir relative clause sorusu çözüyorum. Bir relative clause sorusu çözdüğüm için de burada B ve C şıkları bir relative clause olmadığı için elenir. Ve boşluğun arkasında arkadaşlar investigate, araştırmak diye bir fiille girdiğim için boşluğun arkasından bir fiille başladıysam cevabın who olabilir, which ya da that'den bir olabilir. O yüzden doğru cevabımız E seçeneğindeki that'tir. Önce bir relative clause sorusu olduğuna karar verdim. C'yi ve D'yi, B'yi ve C'yi eledim. Daha sonra boşluktan sonra direkt bir fiille başladığı için cevap who, which, that'den bir olabilir dedim. O yüzden doğru cevabımız that oldu. Geldim 7. soruya. 7'ye geldiğimizde de arkadaşlar bakıyorum finance plan demiş. Finans planı demiş. Finans planı dediğim isim.
İsim olduğu için bu bir relative clause sorusu. Bir relative clause sorusu olduğu için de E şıkkındaki what gitti. Boşluktan sonra allocate yani yer almak bir fiildir. Boşluktan sonra gene bir fiille başladığım için direkt boşluktan sonra fiille başlayan who, which, that cevabınız olabilir. Bu yüzden doğru cevap C, that olmalıdır arkadaşlar. Geldim 8. soruya. 8'e geldiğimizde life originated demiş. Yaşam ortaya çıktı. From inorganic matter. İnorganik, organik olmayan maddelerden. Remains an unresolved problem in biology. Yaşamın organik olmayan maddelerden ortaya çıktığı çözülmemiş bir problemdir. Biyoloji de dedim. Yaşamın ortaya çıkması derken nasıl ortaya çıkması diye çevireceğim için yaşam organik olmayan maddelerden nasıl ortaya çıktı? Biyolojide çözülmemiş bir problem olarak kalmaktadır diyeceğim. O yüzden doğru cevabımız how oldu. Yani D seçeneği. 9'a geldiğimiz zaman boşluğun olduğu yere bakıyorum. Behavior. Behavior ne demek? Davranış. Yani bir relative clause sorusu. Benim how ve what diye relative clause olmadığı için I ve B'yi gönderdim. Behavior olduğuna karar verdik. Sonra sağ tarafa bakıyoruz. Are. Are bir fiildir. Direkt bir fiille başladığım için cevabım who, which, that'den biri olacak. D'yi denedim. Ve davranış bir isim, yani bir kişi, bir insan olmadığı için C'yi de gönderdim. Doğru cevap E seçeneği that olmalıdır. Geldim son soruya. 10. soruya. Bakalım. Boşluğun olduğu yere bakıyorum. Is var arkasında. Diyorum ki o zaman bir noun clause sorusu. One of the great benefits, en büyük faydalarından biri of writing, yazının en büyük faydalarından biri, yazı sisteminin en büyük faydalarından biri is demiş. They can preserve, onlar koruyabilirler kalıcı kayıtları, bilginin kayıtlarını bir dilde ifade edilen. Bakın burada çeviride yazının en büyük faydalarından biri şudur diye çevireceğim için is that şudur nedir? Onlar yazıyı kalıcı kayıtları, bilginin kalıcı kayıtlarını kayıtlarını koruyabilirler ifadesinden dolayı doğru cevabım that olmalı. Bu 10 sorudan son 5 sorudan sorunuz varsa sorun biraz hızlı çözdüm biliyorum çünkü daha kolay sorulardı. Yoksa perşembe günü için size bir 20 soru atacağım. O 20 soruyu çözeceğiz arkadaşlar. O 20 soruyu çözdükten sonra da bu konuyu relative clause ve noun clause sorusunu konusunu bitireceğiz. Rica ederim arkadaşlar. Kendinize dikkat edin. Birazdan sizinle yine soruları ben gruptan paylaşacağım. O 20 soruda çözerseniz bu konuyu halletmiş olursunuz. Hızlı bir şekilde konuları bitireceğiz. Kendinize dikkat edin. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Hepinize iyi günler diliyorum. Sağlıcakla kalın arkadaşlarım.